Diğer konularda artık biz dünyada varız, Afrika'da varız. Afrika'ya Fransa şu bu diğer ülkeler sömürmeye giderken alt özellikle onları özgürleştirmeye ya da medenileştirmeye değil de onların sömürmeye giderken biz oraya onların yanında yer almaya gidiyoruz. Yani onlardan alıp kendimiz tabii refah içerisinde yaşayalım demiyoruz. Onlarla beraber onların işletemediği yer altın zenginlikleri, madenlerini beraber işletelim, beraber kalkınalıma gidiyoruz. Baktığımızda diğer ülkeler öyle yapmıyor. Alıyor yer altı zenginliğin tamamını kendi işletip ve kendi refahı için kullanırken onları yine açlığa, sefalete mahkum ediyor. Türkiye tarih boyunca Osmanlı döneminde hiçbir zaman gittiği yerlerde yok etmemiş. Daha çok refah seviyesini arttırmış. O yüzden biz de artık bu dünyada Türkiye olarak bir gücüz ve bu gücü de göstermeye başladık. Bu da özellikle 2002 sonrası bir devir başladı. Ve bu 2002 sonrası devir de 15 Temmuz sonrası daha çok büyük bir devir başladı. Çünkü 15 Temmuz öncesi kimsenin belki tahmin etmediği ya da bilmediği içimizdeki hainlerin temizlenmesiyle, yani Amerikancıların temizlenmesiyle yavaş yavaş daha çok hızlanmaya başladık. Diğer maddeler zaten ileride konuşacağımız evet. için bunun içine girmemize tabii gerek yok. Tabii Kıbrıs konusu vesaire dediğimiz gibi zaten ilk konularda evet. saatlerle konuşacağız zaten bunlar. Teşekkür ediyorum ilk kısım için. Tabii dediğimiz gibi 21.45'e kadar ilk bölümde ağırlıklı olarak MGK konusu ve tabii şimdi Amerika diyoruz. Her şeyde Amerika, Amerika, Amerika. Neden Amerika? Çünkü her şeyde, her yerde karşımıza onlar çıkıyor. Dünyanın jandarması. Her şeyi onlar çok iyi bilir. Her şeyi onlar yapar. Kavgayı, dövüşü onlar çıkar. İşte dün Netanyahu'nun bir süper kahraman, hero gibi karşılanması ki dünyada eşi benzeri olmamış bir katliama sebebiyet veren bir insanın zaten Amerika Birleşik Devletleri'nin aslında biz hep söylüyoruz ya gerçekten kurucu babasının Siyonistler olduğunun aslında arkasındaki gücün Amerika olduğunun belki de hep biz burada anlatıyoruz bazıları anlamıyor ama dünkü resim belki de bunun en net örneğiydi. Diğer programlarda da konuştuk. Niye hep Amerika'yı konuştuk? Çünkü ister istemez maalesef dünyanın bu noktasında oradan çıkacak kararlar her yeri her şeyi kötü şekilde etkiliyor. İyi şekilde etkilemesi zaten mümkün değil. Ama tabii şimdi baktığımız zaman konuşmamızın bu kısmına da yavaş yavaş girecek olursak sonuçta beklenen Biden'ın başkanlık seçiminden geride kalması, Covid dendi, bir şey dendi. NATO zirvesinde gene saçma sapan açıklamaları, işte Ukrayna Devlet Başkanı'na Putin demesi vesaire artık belki de bardağa taşıran son damla oldu ve belki de Amerikan derin devleti burada kendisine neşter vurdu. Gelen gideni aratır mı? Kamala Harris ondan ne kadar farklı olur? Burada da yine ilk sözü bu turda İstanbul'da Ersan Hocam'la vererek başlamak istiyorum. Şöyle bir şey ekleyebilir misiniz de? Ortaokuldayken bir ilahi vardı, Büyük Şeytan Amerika diye. Orada hemen sözlerini hatırlamıyordum, buradan yine gördüm. Diyor ki, doymuyorsun akan kana, kıydın bunca masum cana, sonsuz lanet olsun sana Büyük Şeytan Amerika. Yani sonuçta biz hepimiz biliyoruz bu tüm ortalığı karıştıran Büyük Şeytan Amerika olduğunu. Ama maalesef ki ülkeler, uluslararası ilişkilerde bunu ülkeler olarak dile getirilemiyoruz. Bir de araştırmacılar, gazeteciler ve basın olarak bunu dile getirmemiz, en azından halkımız da bunu bilinçli olması. Yani halk zaten bizden daha iyi biliyor ama biz de burada dile getirelim. Tabii biz de elimizden gel, dilimizden dönünce katkı sağlamaya, görüş ve düşüncelerimizi aktarmaya çalışıyoruz. Evet Ersan Hocam, buyurun sizden başlayalım. Evet. Biden'ın gidişatını bekliyor muydunuz? Yerine varisini de açıkladı Kamala Harris. Trump mı Harris mi, hangisi Amerika'da sizce ön planda olur ve demokratlar ve cumhuriyetçilerin Türkiye açısından, Türkiye bakış açılarında farklılık görüyor musunuz? Buyurun. Tabii şimdi aslında bu arada ben size tekrar bir ABD'deki bir anket sonucunu göstereyim.